Arkadaşlar hepinize merhabalar. Fransa delicesi ile kaldığımız yerden aynı şekilde devam ediyoruz. Biliyorsunuz en son burada hayvan gibi 200 kişilik olan bir toplanma alanında kalmıştık. Şöyle göstereyim tekrardan. Ya bayağı bir büyük alan, çok güzel bir alan. Roscoff'tan çıkacağız arkadaşlar. Şimdi rotamızı da göstereyim. Böyle yolu takip ederek Rennes'e uğrayacağız. Rennes'ten de Lemans'a geçeceğiz arkadaşlar, bir aksilik olmazsa. Şimdi yavaştan başlayalım. Çıkalım yolumuza. Yine aynı şekilde ben Volvo'yu tercih ettim. Yani biraz daha süreyim böyle. Özlemişim ya. Birazcık daha süreyim arkadaşlar. Çok az da. Gerçekten değiştireceğim. Mercedes'i alacağım. Ya da başka bir tır alabilirim. Şöyle dönelim. Servise uğramaya bir gerek var mı? Bakayım. %1'lik hasarı var. Yani herhangi bir hasarımız yok. Bu hasar sadece şeydedir. Lastiklerdedir yol yaptığımız için. O kadar da olur. Biz devam edelim. Şöyle buradan döneceğiz. Kim öbür taraf? Ha, öyle şeye gidiyor. Limana doğru gidiyor. Yani öyle bir alternatif yol da var liman için. Araç dehşet gidiyor ya. Vallahi hızlanıyor. 90. Benzinimiz falan şahane. Her şeyimiz tamam arkadaşlar şu anda. Yükümüz de arkamızda. Aynı şekilde hiç değiştirmedim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz çünkü. Buradan dönüyor. Düz gideceğiz sandım. Bir de şeyler belli olmuyor. Çarpılar uzaktan şeffaf gözüküyor. Şunları da düzelsinler ya. Yani dibine girip ben o şeyi gördükten sonra orada frene basmanın ne anlamı var? Bana uzaktan belli olsun o çarpılar. Please. Please ya. Buradan düz gidince nereye gidiyordu? Yani şöyle bir ara yoldan öbür şeye bağlanıyorsunuz. Ana yola bağlanıyorsunuz. Direkt kestirme dümdüz aşağı gidiyorsunuz. Güzel bir ara yol olmuş. Çünkü Brest'e falan gitmenize gerek yok. Öyle dolaşıp aşağı inmenize gerek yok. Vallahi Volvo'nun ibresini takip ettiniz mi bilmiyorum. İsterseniz videoyu bir geri alın, bir daha takip edin. İbre durmadan dönüyor yani, sabit bir şekilde 120'ye kadar çıkarttı. Keşke bir tur daha atsa be. Vallahi alet fena gidiyor arkadaşlar. Bu Volvo'da şey sıkıntısı yok. Hızda takılma sıkıntısı yok. O da işte dediğim gibi bir kutucuğu işaretlediğinizde çözülüyor. Ben şimdi o kutucuğu tekrardan işaretledim çünkü yeni Volvo'da oluyor sadece o sıkıntı. Düzeltilir herhalde yakında. İşte onu işaretleyince bu sefer de alet 150'yi mi geçmiyor lan? What the fuck ya? Ya yokuş çıkıyoruz. Tamam. Ulan dedim onu işaretleyince acaba hızımı mı azaltıyor diyecektim de sanki yokuş da çıkmıyoruz ama hadi bakalım hayırlısı. Yani 150'de. Bakalım burası düz, şimdi ne olacak göreceğiz. Aynen basıyor, alet basıyor. Altımızda şöyle hayvan gibi bir köprü. Şöyle göstereyim ya. Dümdüz bir köprü arkadaşlar. Böyle tam konvoyun park edebileceği bir köprü. Yani gelin burada park edin arkadaşlar. O derece güzel bir köprü. Şöyle selektörlerimizi de açalım. Kaç yaptık? 162 yaptık. Yani basıyor abi, alet basıyor yani, bana mısın demiyor. Biraz frenledim. Bu biraz viraj gözümü korkuttu. Burada bir dinlenme tesisi var. Şöyle içinden geçelim bakalım. Yine aynı tip arkadaşlar. Dinlenme tesisi. Klasik. Şöyle yan tarafı. O gördüğünüz gibi işte buradan da düz geçebiliyorsunuz. İyi, fena değil. Ya klasik biraz daha böyle değişik bir şeyler olabilirdi yani. Oyunun kendi dinlenme tesisi her tarafı kopyala yapıştır. Biraz daha böyle insan şeyi bekliyor. Ayrıntı bekliyor. Her yer aynı abi. Şimdi bu yollar bakın mesela. Bütün Fransa'yı bu yollarla doldurmuşlar ya. Yani bütün yolları bu şekilde yapmışlar. Bu da bir süre sonra sıkacak.
Kaçta gidiyoruz? 159'da gidiyoruz. Adam doğru sessiz tek başına gidiyor yani, sıkılmıyor mu abi böyle? Anlamıyorum ki. Yani doğru sesi yok, bir şey yok. Öyle dümdüz gidiyor adam. Skoda al bari la, tadı çıksın. O da benim gibi herhalde Skoda kullanmayı sevmiyor, ama normal doğru sessiz gezmeyi de sevmiyorum ben. Ne bileyim abi, boş boş yani. Doğru sessiz gezmenin de anlamı yok ki. Yani oyun ETS abi, tır oyunu ya. Doğrusu alıp götüreceksin. Biz para bok diye götürmüyoruz da en azından doğru seri geziyoruz yine. Bir anlamı olsun abi, uzun tır sürelim. Dönüşlerde bizi yorsun, zorlasın. Şöyle aşağıdan da geçebiliyorsunuz ama aşağıdan döneceğiniz bir yer yok. Kapalı yani. Onu söyleyeyim. Kapalı. Bu ana yol da bitmeyecek herhalde. Şöyle selam verelim. Biraz daha gideceğiz. İleriden varıyoruz inşallah. Yine işte gördüğünüz gibi klasik SCS'nin her tarafı doldurduğu arazi. İşte tarla tarzı. Karşımızda bir giden var. Onun peşine takılalım da, bu yol ne abi ya, böyle göbeklere bakar mısınız abi, böyle bir şey var mı ya? 50 tane göbek koymuşsunuz abi, şunları düzgün yapın ya. Rica ediyorum SCS. Arkadaş 90'da gidiyor galiba. Yok, 90'da gitmiyor şu an. Bakalım kaçta gidiyor. 84'te de gitmiyor. 83. 81'de de gitmiyor. O da dönecek. 70'te falan gidiyor lan bu. Buradan yukarı çıkıyoruz. Göbekten Rennes'e gireceğiz. Çok yaklaşmayalım, birden falan durur. İşte durdu, duracak adam ya. Adam bildiğin bayağı dikkatli sürüyor ya. Buffalo Lojistik. Helal olsun abi. Niki de Buffalo Lojistik. Sahibi herhalde. Tek başına. Adam şirketi geçindiriyor. Helal olsun. Bakın şimdi İbre'yi dikkatli takip edin. Yok abi, uçuyor ya. Vallahi uçuyor alet. Vallahi iyi bakar mısınız ya? Adamı tur bindireceğiz ha. Nerede kaldı adam? Bakalım burada garaj var mı? Bir tane var herhalde şu. Aynen, yeşil alan garaj sanırım. Yine burada bir durma alanı var, şöyle küçük. Burası ne? Nereye gidiyormuş bakalım. Şuradan gidelim. Dolanırız. Burası garaja mı çıkıyor? Ha, garaja çıkıyor. Çok güzel. Ama şimdi girmeyeceğim garaja. Önce bir şuralara bakalım. Burada ne varmış? İşçi bulma kurumu. Bize kırmızı yanıyor ama gelen giden yok. Geçebiliriz. Boşuna vakit kaybı olmasın, videodayız zaten. Okul geçidi diyor. Şimdi tümsek çıkacak diye korkuyorum ha. Gözükmüyor bir de. Burada şey var. Garaj var ha. Bu garaj ne la? Minnacık garaj ya. Otobüs giremez ki ha buraya. Hiçbir şey ya. Burası ne böyle? Vallahi adamların tasarımları, iki tane mi servis var la burada? Ha bu. Ha bu normal şey, tamam.
Burası servis arkadaşlar. Şurada bir otel var galiba. GPS bize burada bir otel tarzı bir şey olduğunu gösteriyor. Buradan dönüş yok. Burası çıkış. İşte. Burası da giriş. Bunun bir de Allah işte bak gördüğünüz gibi tümsek. Abi hiç belli olmuyor gerçekten ya. Yani rengi de aynı bir koyu renk falan yapsalardı bari. Siyah dökselerdi orayı. Asfalt. İşte orası da otel arkadaşlar. Küçük. Toplanma yeri için küçük. Şöyle şurada. Devam edelim hemen. Garajımızı alalım. Lemansa Enter. Alalım. Her garaj 180 bin. Hiç şehir farkı yok yani. Burası kaliteli. Giriştir. Tamam. Hemen çıkalım buradan. Şöyle. Buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi Leman'sa doğru ilerleyeceğiz hep birlikte. Dolaşıyoruz. Fransa'yı dolaşıyoruz. DLC'nin tadını çıkartıyoruz. Sizlere de elimden geldiğince ne var ne yok etrafı falan göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Yani DLC sahibi olmayan arkadaşlar artık şöyle söyleyeyim video ile yetinsinler. Yani indirime girer inşallah bir süre sonra hemen girmez. Onu da söyleyeyim yılbaşında falan girmez. Girse de çok az bir indirim olacaktır. O da 2-3 TL civarı arkadaşlar. Yani şöyle bir %50-50 falan indirime girmesi için bir 6 ay falan geçmesi lazım. Yani öyle arkadaşlar. 6 ay, 12 ay öyle bir süre alır. 8 ay, 9 ay alır. Bizim tır fark ediyor yalnız baksanıza dibine giriyor bile. Ama biz şöyle biraz mesafeyi koruyalım, bokunu çıkartmayalım. Lemans'a gideceğiz zaten. Bu da nereye gidecek kim bilir. Belki bu da Lemans'a gider ama yavaş gidiyor bu ya. Neyse. Biz şöyle sola atalım kendimizi. Benim tır fazla ya. Benim tır fazla. Ha bakın mesela burada yol daralıyor, soldan daralıyor abi yol. Yani gördüğünüz gibi. Gerçi şimdi orada kimin durması lazım? Yani benim mi durmam lazım? Soldan mı daralıyor, sağdan mı daralıyor? Şimdi solda oklar var. Sanki iki taraftan da daralıyor gibi geldi. Değişik. Herhalde soldaki sağa geçiyor ya, okları koymuşlar. Herhalde benim orada yol vermem gerekiyor. Ama orada hızlı giden şerit, sol şerit. Niye öyle bir şey yapmışlar ki? Şu arkamızda gelen giden yok. Ona iyice bakalım vallahi. Hadi yavrum, Scania var, gidemiyor musun? Şimdi çarpacağız vallahi. Burası ne abi? Ya çok antin kuntin yollar yapıyorlar abi, bakar mısın ya? Karma karışık yollar yapıyor adamlar. Abi bu yollar ne böyle? O oradan giriyor, bu buradan çıkıyor ya. Oğlum çok karışık yol yapıyorsunuz da, adam gibi yol yapın. İç içe geçiyor bütün yollarınız da. ZC'si adam gibi yap şu yolları. Şu GPS'i de düzeltin abi. Ben biraz daha yukarıdan görmek istiyorum şeyi, haritayı. Ama düz görmek istiyorum bu şekilde. Bu şekilde biraz daha yukarıdan görmek istiyorum. Bunu da ayarlarsanız sevinirim seyircisi. Teşekkür. Burada 30 kilometre ile giderseniz gişeniz açılıyor. 40'ta da geçebiliyorsunuz. 30 yazıyor ama şöyle bir sabitleyelim. Gördüğünüz gibi 39'da çok rahat bir şekilde geçebiliyoruz. Burada park eden bir araç. Pro Noob 2. Yani bayağı bir noobmuş arkadaş. Vallahi takıldım öndeki adam. Bakalım neler yapacak. O da Lemans'a gidiyor. Belli. Bakayım. Aynen. Oradan ya aşağı dönecek ya Lemans'a dönecek. Oraya kadar bana eşlik edecek. Ya basıp giderim abi şimdi. Benim için önemli değil o. Benim alet zaten. Yani affetmez. Yani bastım mı yapışıyor çünkü. Bakın deneyelim. Şu an kaptırıyorum. Ya bayağı yaklaştı.
O da basıyor. O da mı giriyor? Hadi biz de girelim bakalım. Hem içeriği görmüş oluruz. Biliyorsunuz hep içeriden geçmeye çalışıyorum. Benzin alacaksa biz de alalım. Bizim de azalmış baya. Baya sert girdi. Benzin alacak mı? Almayacak. Benzinlikler de bok gibi, anasını satayım. Şuraya yana bir tane daha pompa koyun da bir değişiklik olsun. O park etti. Dinlenip devam edecek herhalde. Biz şöyle 1000 euroluk alalım yine. Biraz geçti. Şöyle. Tamam. Düz olsun. Hastalık abi işte, düz olacak yani o rakam illa. Buralar park etme yerleri arkadaşlar. Bu arkadaş şöyle park etmiş mesela. Şöyle biz de park edelim yanına. Ama işte çalışmıyor abi, dinlenme tuşu. Ha, burada çalışıyor. Ya bazı yerlerde çalışmıyor, anlamadım ya. Bütün sıralarda çalışmıyor yani, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane falan var. Hepsinde çalışmıyor, anlamadım abi, böyle şey mi olur ya? Şöyle bir resim alayım. Adamla hatıra. Şöyle. Nasıl yapıyorlar abi? Şöyle değişik fotoğraflar yapıyorlar. Şöyle yakınlaştırıyorlar mı? Ne yapıyorlar anlamadım. Böyle değişik gözüküyor. Sanki içindeymişin gibi. Alalım. Hatıra. Yavrum. Haydi hoşça kal. Gidiyorsan gel. Ben gidiyorum. Gelmiyor. Ah yavrum be, arkamdan geldim, ne güzel. Birlikte gidiyorduk. Niye durdun? İyi, Volvo canavar. Bundan sonra değiştiriyorum arkadaşlar bu tırı, merak etmeyin. Sıkılanlar, ulan değiştir şu Volvo'yu diyenler. Tamam, değiştiriyorum. Bu son videomuzdu Volvo'yla. Değiştireceğim arkadaşlar. İşte bakın, bu yollar benim kafamı karıştırıyor. Şimdi düz mü gidiyorum, soldan mı gidiyorum? Yani GPS'te de pek şey olmuyor, anlaşılmıyor. Hele İskandinavya'da bir yol vardı abi. Sağdan mı gideceksin, soldan mı gideceksin? Öyle bir yapmışlar ki haritada. Ya anlaşılmıyor abi GPS'ten falan. Tabelaya bakıyorum, tabelada da gideceğim yer yazmıyor. Ya bir türlü çıkamadım oradan en sonunda artık. Bir şekilde buldum yolunu. Deneye deneye. Acayip ya. 154'te Le Mans'a vardık artık arkadaşlar. Bir 30 kilometre falan kaldı. 30 kilometre de nasıl geçiyor yani, bakın. Oyunun kilometresine bakın abi. Akıyor ya. Oyundaki kilometre de, ne bileyim, şeyde sıkıntı var şu hızda falan. Abi 150 ile gidiyorum, 70 ile gidiyormuş hissi veriyor ha. Lan da canavar gibi çıktık ha. Ulan bak, bu virajı sevdim ha. Bu virajı sevdim abi. Ulan buradan niye para alıyorsun gene bizden? Ulan şehir girişinde para mı alır? Eşkıya mısınız? Şuradan şöyle geçelim. Ulan şehir girişinde bile 45 euro geçiş ücreti veriyorum la. Allah belanızı vermesin la. Oğlum şehire girip çıkarken niye para alıyorsunuz? Manyaklar. Lemans. Welcome to Lemans. Türk arkadaş, selam olsun. Bakalım Lemans'ta neler var. Şöyle bir turlayalım. Burası da tam şehre girmedik mi lan? Bak. Abi bu yolu niye kesiyorsunuz da? Böyle bir şey var mı ya? Ana yol kesilir mi o şekilde? Lemans'ın da değişik bir tarzı var. Bir önce şöyle sağa dönelim. Burada Iveco servisimiz bulunuyor. Şurada otopark park yeri var. Otel mi? Ha, otelmiş burası. Burada işte firma mevcut. Bakalım. Ha, bu aşağıdan köprünün altından bizi öbür tarafa bağlıyor. İyi. Güzel düşünülmüş burası. Yani iki tarafa da bu şekilde bağlamışlar. Güzel olmuş. Burada park edilmiyor. Baktım hemen park ediliyor. İleride benzinlik var, bir olaya bakalım. Bir de şurada 4-5 kişi var. Onlar ne yapıyor?
Benzinliğe de böyle giriliyor mu? Ters yön falan değil mi? Benzin almayacağız gerçi. Şöyle geçelim. Burası da böyle abi, benzinlik. İki taraftan da girebiliyorsunuz buraya. Herhangi bir tabela göremedim. Burada yol yapım çalışması uyarısı var. Hadi bakalım. Şehir içinde. Şehir içinde böyle bir alan mevcut. Şimdi burada bu ışık çalışmıyor. Şöyle multiplayer'da bu ışık senkronize değil arkadaşlar. Yani o yüzden artık nasıl anlaşacağınız bilmiyorum. Yani bir şekilde anlaşıp bu yoldan geçeceksiniz. Burada da firma mevcut. Böyle bir firma alanı. Girişi nerede bunun? Şurası mı? Bakalım şuraya girelim bir. Allah dorsemiz. Tabi biraz içeriden hızlıca aldık. Böyle de bir alan mevcut. Buradan nasıl döneceksem artık. İşte bir yuvarlak bir ortada şey olsa, harfiyat olsa, onun etrafında dönsem mesela. Artık böyle döndük arkadaşlar. Burada garaj yok mu lan Lemans'ta? Ha, var. Garajımızı da alalım arkadaşlar. Videoyu da orada noktalarız artık. Biliyorsunuz kumda alet kayıyor. Yani bunun çözümü yok. Şurada kalabalık var. Ona bir bakacağım. Firmada topla. Bu neymiş? Şöyle yakından göreceğiz şimdi. Yani Fransa şey paketi, işte boya paketi. Çakmışlar böyle. O da net değil abi, yapamamışlar ya. Burada da böyle park etmişler. Uyanın lan, ben geldim. İşte böyle de doluşmuşlar la buraya. Oğlum hiçbir hareket etmiyor, oyundan mı düştüler bunlar? Oğlum bir tepki verin la. Oğlum bizim Türk de duruyor ha, what the fuck. Korunamaz. Ne varsa Türk'te var abi. Bakar mısın? Bak. Bak anında tek. Bak şimdi. Bas kornaya. Ulan videoyu da mahcup ettin beni videoda. Vallahi ya. Lan bas. Bas mı ya? Allah seni de kahretmeye ya. Ulan ne güzel bastın bak. Devamını getirmedin. Yok abi, basmıyorlar ya kornaya. Ben basıyorum. Adamlar tık yok, anlamadım. Burada bir şey olmuş abi. Bundan şoförler inmiş herhalde. Aa, burada bir tişört. Neymiş bu? Euro Truck Simulator tişörtü ve SCS Shop Online, yani alıp evinize kadar getiriyorlar demek ki. Artık 40 dolar mıdır kaçtır bilemiyorum yani. DDC 35 lira tişört fiyatını siz düşünün. Normal düz bir tişört, önünde Euro Truck Simulator 2 logosu var yani, bok gibi. Adamların tasarımı da bu kadar olur. Evet, garajımıza da geldik. Garajın tam karşısına da bir şey yapmışlar, otogar yapmışlar. Güzel, fena değil. Yani değerlenir buralar. Şöyle garajımızı da büyütelim. Harita görünümünden. Evet. Gene yanlış yere bastım. Evet, 1, 2, 3. Dördüncü garajımızı da aldık değil mi arkadaşlar? Burası 1, 2, 3, 4. 4 tane garajımızı aldık arkadaşlar. Bakalım diğer şehirlerde bizi neler bekliyor arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar. Hepinize şimdi iyi seyirler arkadaşlar. Görüşmek üzere.